Evet değerli izleyiciler, aranın sonrasında yeniden sizlerle birlikteyim. Hatırlayacaksınız, Bursa Fuarı 16. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı ve bugün ikinci günü, cumartesi gününe kadar da devam edecek. Gerek Türkiye'nin farklı illerinden, gerekse dünyanın birçok noktasından bu fuara ziyaretçiler akın akın gelmeye devam ediyor ki zaten Türkiye'nin ilk 3 önemli fuarından birisidir. Konya, işte Bursa ve İzmir olarak sıralanır ve buradaki fuarada birbirinden değerli, birbirinden önemli firmalar katılıyor. Yine onlardan birisi sizler, yine hep böyle zaman zaman hatırlatma yapıyorum ama Çiftçi TV ekranlarından da yakinen tanıdığınız bir firmanın önemli bir ismini ağırlayacağız. Güleçyüz Çadır'dan yine satış ve pazarlama müdürü Sayın Demet Türkoğlu bizimle birlikte. Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl geçiyor fuar? Bugün ikinci gündeyiz. İyiyiz. Fuar biraz daha iyi geçiyor. Bir de hani bilinçli tüketiciler, müşteriler şu anda uğruyor. Bizi en çok mutlu eden hani budur. Malzemelerin kalitesini soranlar, ne ürünler kullanıyorsunuz, peki ben işte büyükbaş, küçükbaş kullanırken hangi ürünü tercih etmeliyim diye soran müşteriler geliyor. Ve bunları birebir burada anlatmaktan gerçekten de çok memnunuz. Evet, şimdi Demet Hanım bugün bize tedarikli gelmiş bazı ürünler gösterecek. Birazdan bir test de yapacağız değerli izleyiciler. Onu da şimdiden hatırlatalım. Tabii bu arada yayına başlamadan size geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Aslında sizi dün yayına alacaktık ama evet, üzücü bir olay yaşamışsınız. Neyse ki öyle çok büyük bir sıkıntıya yol açmamış. Geçmiş olsun. Çok tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, ilk olarak şimdi çadır sektörünü konuşalım. Malum Türkiye'de giderek yaygınlaşan bir alan ve özellikle çiftçinin ya da üretim yapmak isteyen insanların iş yükünü bir hayli hafifleten, zamandan tasarruf, ekonomik olarak da tasarruf sağlayan bir sektör. Tabii bu sektörde de dikkat edilecek bazı hususlar var. Bir besici ya da bir üretici çadır tercih ederken öncelikle nelere dikkat etmeli Demet Hanım? Şöyle iletelim, hani büyükbaş veya küçükbaş bakımı konusunda hani çadır yapılar ilk önce çok ekonomik geliyor. Normal bir ahır yaptıklarında maliyeti yükseliyor ve onun içerisinde 50 tane 100 tane hayvan bakabiliyorken çadır yapılarda 500 metrekare, 600 metrekare, hani rakamlar arttığı için bir çadırın içerisinde 1000 tane 2000 tane hayvana rahatlıkla bakabiliyorlar. Ve kurulum avantajı da var. Yani müşteri karar verdikten sonra birkaç gün içerisinde çadırını kurulu bir şekilde teslim alabiliyor. Hani hayvanlarının satın aldıklarında kesinlikle açıkta kalmıyor ve ona göre izolasyon seçimleri yapılarak da müşteri rahatlıkla senelerce çadır yapıları kullanabiliyor. Tabii şimdi zaman kavramı üreticiler için çok önemli. Ne kadar çabuk bu işe başlarsa o kadar hemen kendisine kazanç elde eder ve bu anlamda çadırlar değil mi bir adım iki adım öne çıkıyor beton yapılara kıyasla. Çünkü bir betonu yani betonarme yapacağınız bir alanı belki iki ay üç ay sürecek ama çadır belli büyüklüğe kadar bir gün, belli büyüklüğün üzerinde en fazla bir hafta içerisinde teslim edilebiliyor. Evet evet, yani şöyle söyleyeyim, ekonomik modellerimiz ve belli başlı makaslı gruplarımızı bir günde sevkiyatını yapıp bizim 7-8 tane çadır kurulum ekibimiz var. Bir gün veya iki gün içerisinde de kurulumları bitirilip hani müşteriye 2-3 gün içerisinde teslimatlarımızı rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Tabii şimdi çadır deyince akla bir de bazı sorular geliyor, gelmiyor değil. Şimdi eskiden çadır dediğimizde bu kadar yaygın değildi. İşte böyle ufak barakalar şeklindeydi ve ya bezden yapılırdı. Kızılay'ın çadırlarını ben hep hatırlarım. Böyle çadır deyince benim aklıma hep o gelirdi. Sonra bir baktık ki işte yaşam alanları varmış çadırlardan. Daha sonra baktık ya hayvan yetiştiriciliği yapılabiliyor. İşte kanatlı olsun, büyükbaş, küçükbaş olsun ya da bitki yetiştirilebiliyor değil mi? O kadar geniş bir yelpazenin içerisine girdi ki bu olay. Tabii burada çadırın özellikleri de öne çıkıyor. Şimdi neye göre ben belirlemeliyim ya da neye göre tercih yapmalıyım çadır seçerken? Güleçyüz Çadır hani çadır sektörüne gerçekten de yön veren bir firmadır ve ilkleri gerçekleştirme konusunda ciddi emekler harcamaktadır. Güleçyüz Çadır olarak yani ürün yelpazesini genişletiyoruz. Çadır tercihleri, yani dediğiniz gibi eskiden küçük barakalardan şu anda 1000 metrekare, 2000 metrekare gibi yani fabrika kurmaya kadar çadır yapıları kullanabiliyorsunuz aslında. Hani müşterilerimiz genellikle soruyor, işte sadece 200 metrekarelik mi çadırınız var, 300 metrekarelik mi çadırınız var? Hani çadır sektöründe, Güleçyüz Çadır'da özellikle metrekare olarak bir sınırlandırma yok. Ona göre modellerimiz seçiliyor, ona göre ürünlerimiz seçiliyor. Yani her işe de aynı çadırı sunmuyoruz.
yapıyoruz. Mutlaka arada farklılıklar var. Müşterilerin gerçekten de inceleyip sık dokunması gerekiyor açıkçası. Evet. Şimdi tabii işte dediğiniz gibi her işe uygun çadırlarımız var ama bu çadırlar yapılırken bir iskelet üzerine oturtuluyor. O iskeletin de ana materyali bu önümüzde gördüğümüz borular değil mi? Galvaniz kaplı borular. Şimdi onları evet. biraz anlatın bize Demet Hanım. Bunlar nedir? Bize anlatır mısınız? Şimdi ben bunları özellikle getirdim detaylı olarak anlatabilmek için. Çok daha çünkü güzel aradaki farkı müşterilerimiz hani görmeden tabii ki de haklı olarak anlayamıyorlar. Şöyle söyleyeyim, dışarıda kullanılan boru veya işte bunlardan kutu profil gibi oluyorlar. Bunlar siyah 6 metrelik borulardır. Üzerine elektro galvaniz yapılarak dışı kaplama yapılır. Ama burada içerisinde malzemeyi aldığınız ilk günden itibaren paslı bir üründür. Evet, işte buradan da zaten yakınen görünüyor. Dilerseniz ben şöyle göstereyim. Tabii ki de. Hatta benim kameramı hangi kameraya gösteriyoruz arkadaşlar? Böyle gösterelim. Tamam, bakın. Boruyu dışarıdan baktığınızda galvaniz kaplı görünüyor böyle. Fakat içine baktığınızda ise tamamıyla paslanmış durumda. Evet, paslandığından dolayı kullanım amacınıza göre yani çadırın içerisinde oksitlenmelerden dolayı iskelet aksamınız ciddi anlamda zararlar görebilir. Ve çadır yapının zaten en önemli kısmı iskelet kısmıdır. Tabii ki değil mi? Belli bir kısmını ve bu zamanla çürümeye de yol açacak. Çürümeye de yol açar evet. Ve dediğimiz gibi hani 6 metrelik borulardan yapıldığı için çadır ebatlarına göre piyasada 6 metrelik kısmı kesilir. Kalan kısmı diğer çadırla ekleme yapılarak piyasaya sunulur. Yani bu da en ufak bir zararda çadırınızın o kaynak yerinden kırılmasına sebep olur. Evet. Şimdi piyasada bunu yapanlar var. Gelelim Güleçyüz çadırın kullandığı borulara. İkinci borumuzda ben Güleçyüz göstereyim. Çadır, tabii, siz de lütfen bu anlatın. Bakın Güleçyüz çadırın zaten üzerinde de yazıyor. Firmamız tarafından kullanılan, standart olarak kullanılan profiller olarak adlandırılmış. Evet. Dışı böyle galvaniz kaplı. Yine görüyoruz bunu. Güleçyüz çadır borularını ürettirirken yani boru veya kutu profil levha halindeki saçtan özel ölçüler halinde galvaniz kaplama yaptırarak içinde ve dışında galvaniz olmasını sağlıyoruz. Yani bunu özellikle değiniyoruz çünkü müşterilerimiz genellikle diyor ki içine galvaniz nasıl koyabiliyorsunuz, böyle bir şey mümkün değil diye. Hazır levha saçtan özel olarak üretilen bir borudur ve Türkiye'de ilk ve tek olarak kullanan firma biziz. Hani diğer firmalardan bu boruyu talep ettiğinizde ortalama bizim fiyatlarımızın üzerinden %25 daha farklı bir fiyat sunarlar. Evet. Güleçyüz çadırda içi dışı galvanizli boru opsiyonel değildir, standarttır. Her müşterimiz büyük veya küçük çadır ne alırsa alsın içinde ve dışında galvanizli boru kullanıyoruz. Tabii bu galvaniz aslında o kadar önemli ki bu bahsettiğimiz gibi ürünün kullanım ömrünü uzatıyor. Tabii %50'ye yakın kullanım ömrünü uzatıyor. Çünkü asitlerden ve oksitlenmelerden daha geç etkileniyor. Tabii yağmur var, bunun karı var, rüzgarı, güneşi var değil mi? Tabii bir de içeride büyükbaş küçükbaş hayvanların çıkardığı zehirli gazlardan dolayı tabii ki de küflenme oranı artıyor. Evet, ama bu kaplı olduğu için hiçbir şekilde bundan etkilenmiyor ve uzunca bir süre. Tabii daha geç bu şey zararlardan etkileniyor. Evet. Şimdi işin iskelet kısmını anlattı bize Demet Hanım. Gelelim işin bir diğer kısmına, dış kaplamasına. Şimdi iskeleti oturttuk böyle, kurduk, sıra geldi bunu kaplamaya. Evet. Branda dediğimiz malzemeler kullanılıyor. Bunların da farklı çeşitleri var. Onları biraz da anlatın bize lütfen. Tabii ki de brandalarımız genel olarak yani çeşitlendirmeleri var ama şöyle söyleyeyim, 1100 branda olarak ismi geçer ama her 1100 branda çadırda kullanılmaz. Yani hayvan barınaklarında özellikle kullanılmaz. Çünkü bunları genellikle nerede kullanıyoruz peki? Biz bunu hayvan barınaklarında kullanıyoruz. İşte mantar, solucan, küçükbaş, büyükbaş hani kapalı alan olarak istediğiniz her yerde kullanıyoruz. Bir de hani bunun alev şu anki ürünüm alev yürütmez ürün. Alev yürütmez. Bir de yani ne anlama geliyor alev yürütmezden kastımız nedir? Yani bu ürün kıvılcımlardan, yangından etkilenmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, geçmişte yaşanan
çadır yangınlarında alev yürütmez ürünler yoktu. Evet, ki maalesef can kayıpları da olmuştu. Evet, maalesef. Firmamız olarak da gerçekten de çok üzüldük ama hani bunun bir faturasını çadır yapılara çıkarttılar ama piyasada şöyle söyleyeyim, çadır satmaya yetkili olmayan çok fazla firma var. Birazdan ona geleceğim ama şu testimizi bir yapalım. Ben şu testimizi yapalım. Dediniz ki alev yürütmez, yani yanmaz ya da kıvılcımdan etkilenmez gibi. Yanmaz değil, ürünümüz yanıyor ama kendisini otomatik olarak söndürüyor. Yani normalde bir kağıdı yaktığınızda o ateş oradan çektiğinizde yanmaya devam eder. Evet. Ama bu ürünlere alev yürütmezlik, bakteri barındırmazlık ve güneş ışınlarına karşı ekstra koruma katkıları atılır. Evet. Ve özel olarak üretilir. Bu bizim kendi özel rengimizdir. Giresun çadıra has bir renk. Evet, Giresun çadıra has. Çünkü krem mi oluyor, beyaz mı oluyor? Krem renginde oluyor. Evet. Şimdi lütfen gösterir misiniz bize? Arkadaşlarım da yine yakınen ekranlara getiriyor. Bakın şu an yaktı Demet Hanım. Evet, kısmen yanıyor ama alevi çektiği anda otomatikman kendisini söndürdü. Bir kez daha yapalım lütfen. Tabii ki de. Kaçıranlar için. Bakın yakıyoruz. Şu anda farz edelim ki Allah korusun bir yangın durumu söz konusu. Evet, yanıyor. Ve hani hemen anında malzeme kendini küllendirmiyor. Evet, bakın hani ne oldu? Yavaş alev yavaş gittiği anda hemen söndü. Evet. Olduğu yerde kaldı. Bu da yaşanabilecek olumsuzluklara, can kayıplarına ya da mal kayıplarına engel tabii oluyor. Tabii ki de, çünkü çadırların içerisinde öncelikle tabii ki de hani yemekhane, yatakhane olarak da kullanılıyor. İnsan tabii canı var. Daha sonra tabii yapı olarak seçildiğinde tabii ki de hayvanlarımız var içerisinde, bir can taşıyorlar. Ondan dolayı güvenlik de tabii ki de çok önemli çadır yapılarda. Evet, şimdi gelelim bu kötü niyetli kişilere. Ben onları hırsız diye adlandırdım. Yine öyle diyeceğim. Bu emek hırsızlarını bize anlatın. Süremiz de tabii biraz kısıtlı ama buyurun, neler söyleyeceksiniz onlara ilişkinde? Şöyle iletelim. Sektörümüzde bu işi ciddi anlamda yapıp uygulayan kişiler var ama ciddi anlamda uygulamayan, çadır sektöründe yani çadır üretimine yetkili olmayan kişiler de bu sektörde yer alıyor. Firma ismimiz kullanılarak işte Giresun Çadır personeliyim, Giresun Çadır'ın bayisiyim gibi insanlar kandırılarak paraları alınıyor maalesef. Hani müşterilerimize biz dikkat etmesini öneriyoruz. Giresun Çadır Ankara'dadır. Herhangi bir yerde başka bir şubesi yoktur. İstanbul yolu 12. kilometrede Ostim'de ve şu anda Kahraman Kazan'da fabrikamız bitme aşamasında 3 noktada yerimiz vardır ve profesyonel satış danışmanı arkadaşlarımız vardır. Bizim işte internet adresimizde, Facebook adreslerimizde yayınladığımız telefon numaraları haricinde görüşmemelerini rica ederiz. Zaten şimdi anladığım kadarıyla bu kişiler bir kere sizin personeliniz değil ve şöyle bir şey de yapıyorlar. Örnek veriyorum, 30 bin liraysa çadırın maliyeti, bir 5 bin lirada fazladan komisyon alıp işi 35 bin liraya mal edip daha fazla kazanç elde ediyorlar, değil mi? Maalesef o şekilde, çünkü biz sadece çadır üreticisiyiz, çadır üretiyoruz. Müşterilerimiz bunun yanında işte tavuk için yemlik suluk, işte bana takım halinde hepsini getirin veya büyükbaş küçükbaş da içerisindeki ürünleri, aksesuarları temin edin diyorlar. Hani biz bu konuda destek vermiyoruz çünkü bizim işimiz sadece çadır. İşte piyasadaki bu kötü niyetli kişiler de hepsini birleştirip bende hepsi var, biz satarız size diye kandırıyorlar. Bu şekilde kandırıyorlar maalesef. O zaman şöyle bir uyarıda da bulunalım. İlla hani şart değil Giresun Çadır. Diğer firmalar da bundan kayba uğruyor ve aslında çadır sektörü zedeleniyor. Bunun önüne geçmek de yine bilinçli bir tüketici olmaktan tabii geçiyor. Ki de hani müşteriler vergi levhasını talep edebilirler. Kapasite raporlarını talep edebilirler. Hani kuruma ait resmi evrakları talep etmelerini rica ederiz. Ki zaten sizlere ulaşabilecekleri mecralarda belli. İnternet sitenize girdiklerinde ulaşabilecekleri numaraları göreceklerdir oradan. Evet. Oradan size ulaşarak da eğer ki şüphelendikleri bir durum varsa da size yine bildirimde bulunabilirler. Tabii ki de biz gerekli hukuksal işlemleri mutlaka başlatırız. Evet, ben buradan yine o emek hırsızlarına sesleniyorum. Bu işi yapmayın, bu sektöre zarar vermeyin. Çünkü son derece önemli bir sektör. Burada Türkiye zarar görüyor, üretici zarar görüyor ve bunun da önüne geçmek biz nihai tüketicinin elinde. Tabii ki de, çünkü şu an çadır sektörüne tarım kredileri, TİGEM ciddi anlamda destek veriyor ve biz onların özel projelerinde yer alıyoruz.
ve hani şu anda çok geniş bir kitle hani devlet aracılığıyla çadır yapılarının içerisinde hayvanlarına rahatlıkla bakabiliyorlar. Evet, bu uyarımızı da yapalım ve bu sohbeti burada noktalayalım. Demet Hanım, teşekkür ediyorum size. Gerek bizi aydınlattığınız için hem galvaniz borularda hem de yine çadırın özelliklerine ilişkin çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi fuarlar diliyorum size. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, konuğumuz Güleçyüz Çadır Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Demet Türkoğlu'ydu. Kendisiyle çadır sektörünü konuştuk ki yine çok önemli bir konuyu dile getirdi. Emek hırsızları dedim ya, fırsatçılar, kendilerine bu işi artık alışkanlık haline getirmişler. Onlara karşı dikkatli olun diyelim. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın sonrasında yayına sevgili Doğan Başaran konuklarıyla devam edecek.